Deneme çözmenin işte bir önemli yanı bence şu. Sonuçta MEP kitabında arkadaşlar size integralle ilgili başlangıçta şöyle bir bilgi veriliyor. Bu göz ardı ediliyor ama biz sınava yakın işte böyle ayrıntı yerleri vererek sınava hazır girmenizi sağlamaya çalışıyoruz. Burada da yine bu aslında ne biliyor musunuz? İntegral. Ne alaka? Bakalım şimdi. Normalde bu dikdörtgenlerin alanları K'ya 1 verirsek, burada bakın K, bu uzun uzun yazmayayım. K'ya 1 verirsem 1 bölü N, dikdörtgenin bakın şu bir kenarı. Sonra F 1 bölü N. F1 bölü N ordinat, yani dikdörtgenin diğer kenarı, o zaman bu dikdörtgenin alanını buluyoruz. Sonra bir tane daha yazayım bakın. 1 bölü N, K'ya 2 ver, F 2 bölü N. Dikdörtgenin zaten bu kenarı bakın yine 1 bölü N uzunlukta. K'ya da 2 verince F2 bölü N'ne buranın ordinatı. O zaman bak bu dikdörtgenin alanı. Nokta nokta böyle en son devam edecek. 1 bölü N çarpı F N bölü N. F N bölü N F1 demek. Gerçekten bakın burası. İşte bunların toplamı dikdörtgenlerin alanları toplamı. Toplam dikdörtgenin alanı. Yalnız burada limit N sonsuza giderken bir bilgi var, onu söyleyeyim size. Limit N sonsuza giderken 1 bölü N sıfıra yaklaşır arkadaşlar. Çünkü bir parçayı sonsuz parçaya bölseniz kırıntı bile kalmaz kimseye. Öyle düşünebilirsiniz. O zaman arkadaşlar işte burada 1 bölü N sıfıra yaklaşınca bu dikdörtgenlerin kenarları küçülecek. Yani düşünsenize bakın, N'ye 1 versek dikdörtgenin bir kenarı 1. 2 versek bir kenarı 1 bölü 2. 3 versek 1 bölü 3. 4 versek 1 bölü 4. Gittikçe şu kenar küçülüyor, görüyor musunuz? O zaman sonsuza yaklaşınca bu kenarın uzunluğu sıfıra yaklaşacak. O zaman bunlar birer çubuğa dönecek bir nevi. Bu dikdörtgenler çubuğa dönünce bakın ne oldu? Bunların hepsini böyle birleştirince bu eğrinin altındaki bölge ortaya çıktı. İşte arkadaşlar bu yüzden bu eğrinin altındaki bize alanı verecek, yani integrali verecek. Bundan dolayı bu ifadede integral 0 ile 1 aralığında ax küp artı x kare arkadaşlar. Çünkü bu çubukların eğrinin altında kaldığını görürseniz bunların alanları toplamı, zaten çubukların alanları olmayacak. Birleşince komple bakın bu eğrinin altı olacak. O da integraldi. 5 bölü 6 integralini alırsak bunun ax üzeri 4 bölü 4 artı x küp bölü 3. Yerine 0 ile 1'i yazarsak a bölü 4 artı 1 bölü 3 eksi 0 eşittir 5 bölü 6. Buradan da a bölü 4 öbür tarafa atarsak ne oluyor? 2 bölü 6, 3 bölü 6 yani 1 bölü 2. Buradan da sadeleştirirsek a 2 geldi arkadaşlar, B şıkkı. Miktar verildiğinde hız sorulursa türev alınır. Hız verildiğinde miktar sorulursa integral alınır. O yüzden bakın bize hız verilmiş, depolanma hızı. Bize depolanan su isteniyor bizden. O zaman integral yapmalıyım. Yalnız saat 4'te başlıyor yağmur. O yüzden buraya sakın 12 yazmayın. Sebep, saat 4 başlangıç noktamız. 12 o yüzden 8 olacak. 12'ye kadar 8 saattir yağmur yağıyor. Yine 16'ya kadar 12 saattir yağmur yağıyor. Buralara yazmanız gereken sayıyı 12 ve 16 yazdıysanız soru hatalı olur. Çünkü arkadaşlar analitik düzlem sorularında hep 0'a 0'dan başladığımız için siz ne yapıyorsunuz? Şöyle 2 ile 6 arasında integral bulurken direkt integral 2'den 6'ya diyorsunuz. Burada başlangıç noktamız ne? Saat 04. O zaman 12 8 olur, 16'da 12 olur deyip böyle yapacaktınız. 12 artı 3'te, yoksa size boşu boşuna başlangıç saati verilmemiş. 12 artı 3'te dt. Değişim hızı olduğu için bunun integrali bize miktarı verecek. 12t artı 3t kare bölü 2. 8'den 12'ye 12 çarpı 12, bir önce çarpmayayım, sadece paranteze alayım diye belki dursun bir. 144 bölü 2 72, 72 çarpı 3 eksi 12 çarpı 8 eksi 8 kere 8 64 bölü 32 96. Şimdi bu 12 çarpı 12, bu 12 çarpı 6'dan 6 çarpı 3 12 çarpı 18, burası 12 çarpı 8 ve yine şu da 12 çarpı 8. O zaman 12 parantezinde 12, 18, 8 ve 8 oldu. 12, 18'den 8 çıkar 10, 12'den 8 çıkar 14 oldu. 12 çarpı 14, 140, 24 daha ek... Ne yapıyoruz? 14, 28. Yani 140, 28 daha, o zaman 168'miş arkadaşlar. D şıkkı. Adım adım gitmemiz gereken bir soru. Dikkatli olmalıyız. Şimdi birincisi bize soruda bir bilgi vermiş. X eşittir 0 absisli noktada çizilen teğet eğimi 1. Yani F türev 0, 1'miş arkadaşlar. Bunu yazalım kenara. Bu ikinci türevin grafiği. O zaman arkadaşlar bu alan neydi? Eğri altında alan integrali değil mi? İntegral 0'dan 1'e f'in ikinci türevi x dx 3'e eşit. İkinci türevin integrali nedir? Birinci türev değil mi? Kaçtan kaça? 0'dan 1'e. Yaz yerine 3. O zaman f türev 1 eksi f türev 0 3 olduğu için f türev 0'ı demin soru vermişti kendisi. Burada bakın şu bilgiyle. O zaman 1 yazdık. F türev 1'de 4 oldu. Yine aynı şekilde bakalım. F'in ikinci türevi integral dx. Kullanabilirsek yazarız şimdi. 3'ten 4'e integral nedir? İkinci türevin integrali birinci türev. 3'ten 4'e. Bu da arkadaşlar f türev 4 eksi f türev 3'ün bize 5 olduğunu söyler. Elimizdeki bilgiler şu anlık bunlar. Şimdi gelelim burada ne yapacağız? Burada da arkadaşlar integralden aslında kolaylıkla çıkarabilirsiniz. Niye biliyor musunuz? Bir sınırları boş ver. Sınırları değiştirme, bir de onunla uğraşmayalım. Çünkü f türev 4'ü bilmiyorum şu an. O yüzden sanki sınırlar yokmuş gibi düşün. Buna f türev x'e u dersen, f türev x'e u dersen, f'in ikinci türevi x dx du olmaz mı? O zaman 3 u kare, f'in ikinci türevi x dx du integral. Böylece bu da ne oluyor? Bak, u küp artı c. Sınırlar olmasaydı. U dediğim neydi? F türev x değil mi? Bak, f türev x'in kübü artı c oldu. Ama tabi burada sınırlar var. O zaman artık ben bu ifadenin integralinin f türev x olduğunu anladım. Sınırlarımız neydi? 1'den 4'e. Niye bunu yaptım? Dediğim gibi orada sınır değiştirseydim f türev 4'ün ne olduğunu bilmiyordum. Durduk yere bir de orada kafam karışacaktı. O zaman bazen sınırlarla uğraşmak istemiyorsanız eğer ne yapmalısınız? Önce sanki sınırlar yokmuş gibi değer verin. İntegrali alın. Geri integrali aldıktan sonra u'lu hale getirince u'nun f türev x olduğunu bildiğiniz için yazın. Ve artık sınırları gönül rahatlığıyla kendi f'in sınırları olarak yazabilirsiniz. Başa döndüğümüz için. Şimdi arkadaşlar bu da yaparsak işlemi f türev sınırımız neydi? 4. Bunun kübü eksi f türev 1 bunun kübü eşitmiş eksi 56. Bu arada f türev 1 neydi? 4. Yaz yerine o zaman 64. Eksi 64 oldu. Öbür tarafa atarsam f türev 4'ün kübü eksi 64 öbür tarafa 64 olarak geçer. 64 eksi 6'dan 56'dan 8. F türev 4 de 2 oldu. Şimdi artık f türev 4 2 ise f türev 3 de eksi 3 arkadaşlar. Artık bu bölgenin alanını yani integralini bulabiliriz. 1'den 3'e f'in ikinci türevi x dx f türev 3 eksi f türev 1 olacak. F türev 3 eksi 3 f türev 1 1 bir de önünde eksi 1 var. O zaman ne oldu? Pardon f türev 1 neydi? Düzeltiyorum. 4'tü. O zaman bir de önünde eksi var. Eksi 7. Gerçekten eğri x eksenin altında kaldığı için buranın alanı 7 ama integrali eksi 7 arkadaşlar. Artık bizden istediği 0'dan 4'e f'in ikinci türevi x dx'in mutlak değeri. Bu ne demek? Zaten altta kalan alanı yukarı katla. Burası gitti. Onu hatta şöyle karalayalım. Burası gitti. Yukarı kalktı. Böyle 7 oldu. O zaman 3, 7 daha 10. 5 daha 15 oldu arkadaşlar. Bu integralin değeri C şıkkı. Bir demir çubuk şu. Merkezleri aynı olan iki daire dilimi arasında kalan, bakın işte burası. Gördünüz mü? İki daire dilimi arasında kalan bölge. Burası da bayrak kısmı. Bez ile aşağıdaki bayrak oluşturulmuştur. Oluşturulan bayrağın bez kısmının çevre uzunluğu 360. Şimdi bu nokta nokta niye verilmiş? Hani merkezlerinin aynı olduğunu gör diye. Normalde şöyle bir daire olarak düşünürseniz işte bakın dairenin o parçaladığımız mavi kısmı. Dolayısıyla ben buraya L dersem burası da L olacak değil mi? Çünkü aynı kısım sonuçta 90, 90. Yarıçap değişmez. Böylece şuraya A, buraya B diyelim. A artı B artı 2L eşittir 360'tan A artı B 360 eksi 2L olacak. Şimdi size bir formül hatırlatayım. 1. Unutanlar için buraya R, buraya L dersek bu daire diliminin alanı eğer merkez açıyı kullanmayacaksak RL bölü 2. Eğer bu daire diliminden şu sorudaki gibi böyle bir parça koparıyorsak bunun alanını göstereyim şimdi size. A buraya, B buraya, L de buraya söyleyeyim. A artı B bölü 2 çarpı L arkadaşlar. Dolayısıyla artık burada bu alanı yazarken 360 eksi 2L A artı B yerine çarpı L bölü 2 dersek 180L eksi L kare olacak. Biz bunun maksimum alanlı olmasını istiyoruz. O zaman 180L eksi L kare. Parabolden yararlanırsanız şöyle bakın. Orijinden geçen bir parabol 0'a 180. Tepe noktasının apsisi 90. Dolayısıyla L eşittir 90 için alan maksimum olur. Ben hocam türevle yapacağım diyenler türevini alır. 180 eksi 2L eşittir 0 der. L buradan yine 90 olur. Şimdi artık L 90 olduğuna göre güzel bir durum oluştu, fark ettiniz mi? Burada benzerlik var artık. Sonuçta daire dilimlerinde de merkezden yola çıkarak benzerlik oluşturabiliyorduk. Üçgen benzerliği gibi. 90'ın 180 oranı A'nın da 2A'ya oranı olur. Böylece artık 3A artı 2L'yi 180 bulmuş olduk. A da buradan arkadaşlar 60 gelmiş oldu. Uzun kenar soruluyor bize. O zaman o da B yani 2A eşittir 120 oldu B şıkkı. A'dan 2'ye ve B'den 2'ye integralde şuna dikkat etmemiz lazım. Bir kere ikinci dereceden bir fonksiyon ve bunun o zaman kökleri arkadaşlar A 2 ile B arasında demiş. Bilmiyoruz, en azından hani böyle 2 yapalım, B diyelim. A pozitif mi negatif mi onunla ilgilenmemize gerek yok. En azından 2'den küçük olduğunu, B'nin de 2'den büyük olduğunu biliyorum. O zaman A'dan 2'ye integral aslında şöyle bir negatif kısım, bakın gördüğünüz gibi. Sonra yine aynı şekilde 2'den B'ye, ama burada ne verilmiş? B'den 2'ye. O zaman önemli orası. Aslında ben onu yer değiştirirsem, 2 ve B yaparsam, sınırları değiştirdiğimizde işaret değişiyordu. Bu sıfıra eşit. Bunun bize katkısı ne? Öbür tarafa atarsam bu eksiyi A'dan 2'ye fx dx, 2'den B'ye fx dx olur. Yani bakın buranın alanı neyse buranın alanı da o olur. Bu A ve B kökleri olduğuna göre alan ne zaman eşit olacak? Tam bu iki bunların ortasındaysa. Köklerin ortası ne demek? Simetri ekseni. Demek ki arkadaşlar x eşittir 2. Bu fonksiyonun simetri ekseniymiş alanlar eşit olduğu için. Bir de bize bir bilgi daha vermiş. Y eşittir eksi 9 doğrusuyla bu eğri tek noktada kesişiyormuş. Bir doğruyla bir parabol tek noktada kesişiyor demek teğettir demek. O zaman y eşittir eksi 9 doğrusu böyle. Bize aslında bu parabolün tepe noktasının apsisini 2, ordinatın da eksi 9'u vermiş oluyor böylelikle y eşittir eksi 9 doğrusu sayesinde. Artık baş katsayısı 1 olan bir parabol, bakın bu x eksi a, x eksi b. Tepe noktası bilinen bir parabol olarak yazıyorum. X eksi 2'nin karesi eksi 9 eşittir fx. Dağıtırsam x kare eksi 4x artı 4 eksi 9 eşittir fx. Böylece x kare eksi 4x eksi 5 eşittir fx. A ve b kökler, kökler çarpımı a çarpı b, kökler çarpımı c bölü a'dan eksi 5 bölü 1 yani eksi 5 oldu b şıkkı. Noktanın bir sayısına olan uzaklığı ve eksi bir sayısına olan uzaklığı. Şimdi tan x diye bir noktamız var koordinat sisteminde, sayı doğrusunda. Bunun 1'e olan uzaklığı demek tan x eksi 1'in mutlak değeri demektir. Uzaklık mutlak değeri eşittir. Bunun eksi 1'e olan uzaklığı yani eksi eksi 1'den tan x artı 1, bakın yine uzaklık mutlak değer ve neymiş bu? 1 bölü kök 3. Şimdi tan x eksi 1 bölü tan x artı 1 ilk etapta bir şeye benzemiyor gibi görünebilir ama aslında burada formüle benzeteceğim. Bakın 1 gördüğüm yere tan 45 yazsam. Sonra bunu da formüle uygun şekilde tan x çarpı 1 ya tan 45 diye yazsam. Bak gerçekten tan 45 1. Tan 45 1 aslında üstteki ifade ile alttaki ifade aynı. Sadece buradan hiçbir şey yapamayacağım için, içler dışlar çarpımından bir şey gelmeyeceği için bildiğimiz fark formülüne benzettim. Bu da mutlak değer içinde neye eşit olmuş oldu? Tanjant x eksi 45. Mutlak değer içinde eşittir 1 bölü kök 3. 1 bölü kök 3 de nedir arkadaşlar? Tanjant 30'dur. Şimdi mutlak değer içinde olduğu için 1 olduğu gibi çıkar. Yani tanjant x eksi 45 tanjant 30 olabilir. Buradan da tanjant 30 olması için x eksi 45 30 olacak. Yani x buradan 75 derece olabilir. Veya tanjant x eksi 45 eksi tan 30 olabilir. Eksi tan 30 da neye eşittir arkadaşlar? Eksiyi içeri atabiliyorduk. Tan eksi 30. O zaman x de buradan öbür tarafa atınca ne geldi? 15. Demek ki 75, 15, 90 oldu toplamları D şıkkı. Bir fonksiyonun kökü m ise x eksi m bunun çarpanıdır. Türevinin kökü m ise ve kendisinin kökü m ise x eksi m'nin karesi çarpanıdır. İkinci türevin kökü m, kendisinin kökü m ve birinci türevin kökü m ise o zaman aslında bu fonksiyonun çarpanı x eksi m'nin kübüdür bakın. Başkatsayısı da 4 ve 3. dereceden bir fonksiyon olduğu için böyle yazabiliriz. Aklınızda bulunsun. Gerçekten bakın x yerine m yazınca pm 0. Al türevine 12 çarpı x eksi m'nin karesi. X yerine m yaz yine 0. Bir daha türevini al 24 x eksi m. Yaz yerine m'yi yine 0. Gördüğünüz gibi hem birinci hem ikinci hem de kendisi m kökü verildiği zaman 0 olduğu için bu şekilde 3. dereceden bir çarpanı vardır bunun. Aklınızda bulunsun. Böyle yapabilirsiniz artık. Daha çok bunu hangi versiyonda görüyordunuz siz? Daha çok sorularda şu gelirdi. PM ile P türev M0. O zaman biz derdik ki bak bu x eksenine böyle teğet. Böyle de olabilir. Böyle de olabilir ama teğet olduğunu söylüyorduk. Bir de üzerine bu eklendiği için kesinlikle 3. dereceden x eksi M çarpanı. Buna göre artık M'den 0'a Px dx denmiş. O zaman yapalım. M'den 0'a 4 çarpı x eksi m'nin kübü dx. Bunun integrali nedir? X eksi m'nin 4. kuvveti. M'den 0'a. Buradan da 0 eksi 0 eksi m üzeri 4'ten eksi m üzeri 4 oldu. Bu sonucu 2 basamaklı bir tam sayıymış. O zaman m'ye ne verebiliriz? 2 verebiliriz. 3 verebiliriz. 4 verirsek 256 olur olmaz. M 2 ve 3 olur. A şıkkı 2 değer vardır. dy bölü dx bir arada olmak zorundadır arkadaşlar. Biz kuralı hep çünkü türev kuralını dy bölü dx diye görüyoruz. O yüzden bunları ayrı gördüğünüz zaman muhakkak böyle birlikte yapın. Sonra bakın dy bölü dx'i yalnız bırakmak için öbür tarafa atalım. 2 üzeri x, x kare bölü 2 üzeri x eksi 1 diye 2 üzeri x tabanları aynı olduğu için çıkaracağız. Bölü x kare buradan da 2 bölü x kare oldu. Dy bölü dx. X'li ifadeyi hep bir tarafta tutun. Dy bölü dx de türev kuralı gereği bu şekilde olsun. Çünkü dy bölü dx ne demekti aslında? F türev x demekti. F türev x de 2 bölü x kare olduğuna göre artık her iki tarafının integralini alırsak fx eşittir eksi 2 bölü x artı c olacaktır. f1 bölü 2 her iki tarafın integralini aldım bakın böyle. O yüzden fx eksi 2 bölü x artı c oldu. Şimdi x gördüğüm yere 1 bölü 2 yazarsam f1 bölü 2 eksi 2 bölü 1 bölü 2'den ters çevirdik artık. Eksi 4 artı c eşitmiş 1'e. C de buradan bakın 5 geldi. Şimdi fx fonksiyonu eksi 2 bölü x artı 5 bizden istediği f2 x gördüğümüz yere 2 yazarsak eksi 1 artı 5 yani 4 oldu. Cevap B şıkkı. Soruda bize 6 eksi x fonksiyonunu vermiş. 6 eksi x x'e 0 verdiğimizde y'yi 6'da, y'ye 0 verdiğimizde x'i 6'da kesen bir doğru. Mx kare basit kesir demiş mi? O zaman şöyle bakın. Normalde basit kesir demiş. Hani biraz daha yayvan, niye basit kesir demiş. Böyle daha yayvan bir parabol olur. Eğer bileşik kesir olsaydı böyle daha düşey bir parabol olur. Çünkü daha hızlı yükselir. Böyle bir parabol. Şimdi buraya burası 2S, burası S diyelim. Bunu bilmiyoruz tabii. Yani şunu da diyebilirsiniz. Belki hocam burası S, burası 2S. Olabilir diyor zaten. Önce biz buna göre bir yapalım. Hatta paraboldeki pratik bilgiyi de kullanalım. Bak buraya S diyelim, tamam mı? Parabolde ne söylüyorduk? Tepe noktası eğer dikdörtgenin bir köşesi ise burası da 2S. Şimdi şuraya T diyeyim. O zaman bak şu bölgenin alanı S artı T oldu ya. Üstteki bu bölgenin alanı ne olması lazım? 2S artı 2T. Yani yukarıdaki üçgene ne kaldı? 2T. Şimdi dikkat, burası önemli. Şöyle alfa dersem yöndeş açıdan, burası da alfa. 90, 90. O zaman burası beta. Mecburen bu da beta. Hemen harflendireyim size. ABC üçgeniyle burada DF diyeyim. CDF üçgene benzer oldu bakın. Ve benzer üçgenlerin alanları oranı benzerlik oranının karesidir. 2T bölü T'den alan oranı 2. O zaman benzerlik oranına BO diyeyim. Benzerlik oranının karesi 2 ise benzerlik oranı ne gelecek? Kök 2. Bu şu demektir. Bu üçgenin bu tabanı kök 2x. O zaman beta'nın karşısı burada x olur. Bakın oranlar kök 2'ye 1. Karşılık kenarlar eşit. Burası da kök 2x oldu. Şimdi kök 2 x parantezinde kök 2 artı 1 eşittir 6 birim. X buradan 6 bölü kök 2 artı 1 eşlenik yaparsak 6 kök 2 eksi 6. Bize x kök 2 lazım. Çünkü fx eksi gx eşittir 0 ne demek? Fx eşittir gx çözüm kümesi. Yani ortak kesişim noktası. O kesişim noktası da bakın tam da şu c noktası. C noktasının apsisi de kök 2x. 6 kök 2 eksi 6'yı kök 2 ile çarparsak 12 eksi 6 kök 2 olacak. Yani D şıkkı. Her x gerçel sayısı için sürekli olduğuna göre kritik noktada sol ve sağ limitler o noktadaki fonksiyonun değerine eşit. Şimdi 2 kritik noktamız. 2 verdiğimiz zaman 2 üzeri a artı 1 eksi 2 neye eşit olmalı? Yine 2'ye sağdan yaklaştığımızda buradaki x gördüğümüz yere 2 yazarsak 2a'ya eşit olacaktır. Buna göre a'ya değer vereceğiz. Mesela a'ya 1 versek 4 eksi 2'den evet 2 olur. Demek ki a buradan 1 olacak bakın. Sonuçta üstel fonksiyon burası. Burası da normal sayı. Değer denemek daha mantıklıydı. A'ya da 1 verince geldi. Şimdi ikinci durum 4 de kritik nokta. O zaman A'nın 1 olduğunu biliyorum artık. 4A'dan 4 olmuş oldu. Çünkü A'yı 1 bulduğumuza göre artık. Burada direkt X yerine 4 yazarsak 4. Sonra bakın A 1 olduğu için kök 4 2 yapar. Artı B. Buradan da B ne geldi bakın? 2 oldu. A1, B2 toplamları 3, C şıkkı.